Merhabalar sevgili seyirciler. Üniversite Saati programı ile karşınızdayız. Bundan sonra Üniversite Saati programında benimle birlikte olacaksınız. Konuğumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Yıldız. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhaba, Hoş sağ olun, hoş geldiniz. bulduk. Teşekkür ederim. Hocam bildiğimiz kadarıyla 25 yıldır görevdesiniz. Evet. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Ahmet Yıldız. 1973 yılında Afyon'un Bolvadin ilçesinde doğdum. İlk orta ve lise eğitimi Bolvadin'de tamamladım. Daha sonra 1990 yılında lisans eğitimi yapmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendis Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazandım. 94'te üniversiteden mezun oldum. 94-97 yıllar arasında yüksek lisans eğitimimi yaptım. Afyon Koçtepe Üniversitesi Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda. Yine 97 yılında yüksek lisans eğitimi tamamladıktan sonra aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktoraya başladım. Doktora eğitim işte 97-2002 yıllar arasında gerçekleşti. 2002 yılında tamamladım. Daha sonra iş hayatım başlangıcı yine 1994 yılına dayanıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde göreve başladım. O yıllarda işte yüksek lisans eğitimi, doktora eğitimimi tamamladım. 2002 yılında doktora eğitim tamamlandığında 2004 yılında Mühendis Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünde yan doçent olarak göreve başladım. Sırasıyla 2011 yılında doçentlik unvanımı aldım. 2017 yılında da profesörlük unvanımı aldım. Yaklaşık 24 yıldır üniversitede görev yapıyorum. Deyim yerindeyse üniversitenin altyapısından yetiştiğimi söyleyebilirim. Şu anda işte Mühendis Fakültesi'nin dekanlığını 2017 Eylül ayından bu yana yaklaşık 1,5 yıldır sürdürüyorum. Aynı zamanda işte 2010 yılında başlayan Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevim var. Halen devam ediyorum. 2009 yılında kurulan Jeotermal Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğü'nü yürütüyorum. Bu görevim de devam ediyor. Yine son olarak da üniversitemizin önemli görevlerinden bir tanesi olan kalite koordinatörü görevini 2017 yılından bu yana sürdürmeye çalışıyorum. Bayağı faal bir şekilde Evet. çalışmışsınız. Bunu 36 tane Evet. makalenizi yayınlattığınız dolayısıyla da biliyoruz tabii Evet. ki de. Hocam peki fakültenizin ilk olarak 92 yılında Uşak'ta kurulduğunu biliyoruz. Evet. Fakültenizin tarihinden bize bahseder misiniz? Mühendislik Fakültesi üniversitemizde ilk olarak Uşak'ta kuruldu. Çünkü o yıllarda Afyon Koçtepe Üniversitesi kurulduğunda Mühendislik Fakültesi'nin Uşak'ta faaliyet göstermesi planlanmış ve bu kapsamda da 1992-93 eğitim öğretim yılında ilk tekstil mühendisliği eğitime başlayarak mühendislik eğitimi üniversitemizde başladığını görüyoruz. Daha sonra 1995-96 yıllarında seramik mühendisliği ve jeodezi ve fotogrametri mühendislikleri kuruluyor. Yalnız bu bölümlerin şöyle bir bizim Afyon'umuz için ayrı bir yeri var. Bu bölümler Afyon ilinde faaliyet göstererek eğitime başlıyorlar. Tabii 16 Ocak 2001 tarihinde Afyon Mühendis Fakültesi üniversitemiz bünyesinde kurulduğunda bu bölümlerimiz faaliyetlerini Afyon Mühendis Fakültesi çatısı altında devam ediyorlar. 2003 yılından itibaren de sırasıyla işte maden, gıda, kimya, elektrik, inşaat, biyomedikal ve jeoloji mühendisliği bölümleri kuruluyor. 2019 yılına geldiğimizde mühendislik fakültesi bünyesinde 9 tane bölümün olduğunu, bunlardan inşaat mühendisliği, harita mühendisliği ve biyomedikal mühendisliği bölümlerinde hem normal öğretim hem de ikinci öğretim programlarında öğrencilerin bulunduğunu ve aktif bir şekilde eğitim devam ettiğini söyleyebilirim. Evet, oldukça fazla bölümünüz var gerçekten Evet. ve kapsamlı içeriğe sahip de Evet, bölümler bunlar. evet, evet. Bu bölümlerden ve fiziki özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Tabii bölümlerde geçmeden önce ben biraz mühendislik eğitiminden bahsetmek istiyorum.
Mühendislik eğitiminin iki temel amacı var. Bunlardan ilki öğrencilere kendi alanlarıyla ilgili temel bilgileri vermek. İkincisi ise yine öğrencilere kendi alanlarında iş yaşamını hazırlamak. Her iki amacın eğitim öğretim faaliyetleri sırasında başarıyla gerçekleşmesinde teorik bilgilerle birlikte uygulamalı derslerin de rolü oldukça büyük. Tabii sağlıklı ve kaliteli mühendislik eğitimi verilebilmesi için yeterli fiziki ortamlara, derslik gibi fiziki ortamlara ve laboratuvarlara ihtiyacınız oluyor. Eğitim öğretim faaliyetlerimiz biz fakülte olarak Ahmet Necdet Sezer kampüsündeki eğitim binamız ve hemen yanında bulunan laboratuvar binamızda gerçekleştiriyoruz. Genellikle teorik derslerin yapıldığı eğitim binası toplam 9500 metrekare kapalı alana sahip. İçinde projeksiyon cihazlarının bulunduğu 31 tane dersliğimiz, 2 tane 100 kişilik konferans salonumuz, 1 tane toplantı salonumuz, 75 tane de akademik personelimizin ders ve araştırma dışındaki zamanlarını geçirdikleri ve akademik çalışmalarını yaptıkları personel ofisleri bulunuyor. Uygulamalı derslerin yapıldığı laboratuvarlarda ise laboratuvar binasına baktığımızda 5000 metrekarelik bir toplam kapalı alan olduğunu görüyoruz. Laboratuvarlar bizim için son derece önemli mühendislik eğitim için. Çünkü uygulamalı dersler başlangıçta laboratuvarlarda, bunun yanı sıra işte şantiyelerde, arazilerde yürütülüyor. Onun için ilk biz uygulamalı derslerimizi laboratuvarlarda veriyoruz öğrencilere. Tabii bu laboratuvarlara baktığımızda her biri teknolojik cihazlarla donatılmış 37 tane laboratuvarımız var. Bu bizim, ben öğrencilere de söylüyorum, birlikte çalıştığımız arkadaşlara da, laboratuvarlar bizim mutfağımız aslında. Nasıl ki bir aşçı mutfağa girmeden yemek yapamazsa, biz de laboratuvara girmeden uygulama da yapamayız, araştırma da yapamayız. Onun için laboratuvar ortamları bizim için, mühendisler için çok önemli araştırma imkanları sunan ortamlar olarak söyleyebiliriz. Tabii ki teorik bilginin yanında uygulamalı eğitimlerde önem arz ediyor. Tabii bu kadar bölümün ve laboratuvarın olduğu, faal çalışılan bir fakültede öğretim elemanı da çoktur diye tahmin ediyorum. Evet. Öğretim elemanı ve öğrenci sayınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Fakültemizde eğitim öğretim çalışmaları 14 profesör, 18 doçent, 31 doktor öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisiyle 31 tane araştırma görevlisinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülüyor. Bunların bölümlere dağılımına baktığımızda, biyomedikal mühendisliği bölümünde 10 öğretim elemanının, ben hepsini detaylı şimdi verirsem zamanımız tabii yetmeyebilir. Kesinlikle. Elektrik mühendisliği bölümümüzde 7 öğretim elemanının olduğunu, gıda mühendisliğinde 10, harita mühendisliği bölümünde 11, inşaat mühendisliği bölümünde 20, ondan sonra jeoloji mühendisliği bölümünde 7, kimyada 7, maden mühendisliği bölümünde 13 öğretim elemanı ve malzeme bilim mühendisliği bölümlerinde 12 tane akademik personelin olduğunu görüyoruz. Bunların toplamı 98, sayımız gerçekten iyi. Tabii öğrenci sayısı da artıyor tabii. Evet. Mühendislik zaten çok tercih edilen bir bölüm. Evet. Öğrenci sayılarınız ne kadar? Bir de bildiğimiz kadarıyla yabancı öğrencileriniz de fazlalıkta sizin. Tabii yani öğrencilerimizin büyük bir bölümünü Türk öğrenciler oluşturuyor. 9 bölümde 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle 924 kız ve 1790 öğrenci olmak üzere toplam 2714 öğrencimiz var. Bu çok önemli bir sayı. Bu yıl fakültemize yerleşen 377 öğrencinin dağılımına baktığımızda gelen öğrencilerin büyük bir kısmının Ege bölgesi ve İç Anadolu'dan bizleri tercih ettiğini görüyoruz. Bu bölgeler başta olmak üzere ülkemizin değişik bölgelerinden öğrenciler mühendislik eğitimi almak üzere fakültemizi tercih etmişler. Tabii yabancı uyruklu öğrenciler de yine sayısı toplamda çok fazla olmasa da 99 tane yabancı uyruklu öğrencimiz var. Yabancı öğrencilerin ülkeler dağılımına baktığımızda Suriye, Afganistan, Azerbaycan, Irak ve Yemen başta olmak üzere 23 farklı ülkeden öğrencinin
fakültemizi tercih ettiğini görüyoruz. Burada tabii gerek öğretim üyesi sayıları, gerek öğrenci sayıları eğitimin kalitesinin belirlenmesine önemli gösterge olarak değerlendiriliyor YÖK tarafından, YÖK Kalite Kurulu tarafından. Mühendislik fakültelerinin akreditasyonunu gerçekleştiren MÜDEK Derneği diyor ki kaliteli bir mühendislik eğitimi için öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 25 ila 50 arasında olmasını tavsiye ediyor. Biz bu açıdan üniversitemizdeki akademik personel, öğretim üyesi ve öğrenci sayısına baktığımızda yani öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 45 olduğunu görüyoruz. Buradan yola çıkarak şunu diyoruz. Yani fakültemizde kaliteli bir mühendislik eğitimi için yeterli öğretim üyesine sahibiz. Ancak kalitenin sürdürülebilirliği son derece önemli. Sürdürülebilir bir kaliteli eğitim için de mevcut akademik kadronun gelecekte desteklenmesinde fayda görüyoruz. Kesinlikle hocam. Öğrencilerden bahsetmişken biz de fakültenizi ziyaret edip öğrencilerle röportajlar yaptık. Evet. Şimdi dilerseniz bu röportajları izleyelim hep beraber. Öncelikle sizi tanıyalım. Daha sonra okulunuzdan ve bölümünüzden memnun musunuz? Bunları öğrenelim. Adım Ganime Alkaya, Balıkesirliyim. İnşaat mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Ben normalde hiçbir şekilde aklımda mühendislik okumak adına hiçbir şey yoktu. Babamın isteğiyle, ricasıyla geldim. Daha sonra hani okula geldim. Hocalarım o kadar samimiler, bizimle o kadar çok ilgileniyorlar ki hani ben mesleğe çok alıştım. Zaten yaklaşık 3 yıldan beri laboratuvarlarda hani etkin bir şekilde çalışıyorum. Öğrencileri, hocalarımız bize çok fazla destek oluyorlar. Çalışmak isteyen öğrenciler için laboratuvarlar sürekli açık zaten. Derslerimiz mesela teorik dışında uygulama da çok fazla hani yapabiliyoruz. Bu şansımız, imkanımız çok fazla. Ve ben mesela şu an üniversiteden çok memnunum. Hocalarımdan çok memnunum. Peki Afyon'dan ve üniversiteden memnun musun? Evet, üniversitemizin yerleşkesi çok geniş, yeşil alanlarımız çok fazla, öğrenciler için etkinlikler çok fazla. Zaten fakültemizden de yeterince memnunuz. Peki bölümün faaliyetleri neler, seni etkileyen faaliyet? Mesela inşaat mühendisliğinde firma tanıtımları çok fazla oluyor öğrenciler için. Biz çimento fabrikalarına, beton santrallerine çok fazla gezilerimiz düzenleniyor. Ve öğrenciler için daha fazla hani kendi alanını geliştirmek için, bölümünü seçmek için imkanlarımız çok fazla oluyor. Yani uygulamalı eğitimler de alıyorsunuz aynı zamanda burada. Evet, çok fazla uygulamalı eğitimlerimiz oluyor. Laboratuvarlarımız ulaştırma, hidrolik, zemin, yapı malzemesi olarak birçok laboratuvarımız şu an faaliyet halinde. Hani dediğim gibi çalışmak isteyen öğrenciler için hani çok fazla hani uygulama aşamasında hocalarımız çok destek oluyorlar sağ olsunlar. Mesela diğer üniversitelerde mesela bazen şu duyuluyor. Hani hocalarımız çok sert. Hani yanına bile hani gidemiyoruz. Bizim burada tam tersi. Hocalarımız bizimle arkadaş gibi. Hani ders dışında hani evet derslerimize çok yardımcı oluyorlar ve yeri geliyor bizimle hani arkadaş gibi hani abi, abla, hani baba gibi mesela sorunlarımıza çözüm buluyorlar sağ olsunlar. Bu yönden çok memnunum. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyalım. Sonra bölümünüzden ve okulunuzdan memnun musunuz? Bunu öğrenelim. Merhabalar. Benim adım Bilal. 23 yaşındayım. Çatlıyım. Biyomedikal mühendisi. Afyon Kacatepe Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliği bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Peki bölümünden memnun musunuz? Tabii. Bizim bölümümüzden memnunum. Biyomedikal mühendisi dediğim gibi. Biyomedikal çok kişi tanımıyor onu mesela. Onu önce bir tanıyalım nasıl bir bölüm olduğunu. Biyomedikal mühendisi tıbbi problemlere yönelik
mühendislik yaklaşımıyla yöntemler geliştirerek çözüm bulmaya hedeflenen bir mühendislik dalıdır. Peki memnun musunuz? Evet memnunuz. Burada faaliyetler yürütüyoruz hocalarla, projeler geliştirerek. Sağ olsun laboratuvarları da kullanıyoruz. Mesela bir proje olduğumuzda hocalara sunuyoruz. Evet kabul ediyorlar abi kardeş gibi bize yardımcı oluyorlar. Biz de kendimizi bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Peki ne gibi projeler yürütüyorsunuz? Mesela diyelim ki bir arkadaş düşündü dedi ki ben mesela diyorum ki sinir sisteminden bir ölçüm yapmak istiyorum. Hemen tamam bir hocaya gidiyor mesela. Bu şekilde hoca da ona hangi yöntemleri kullanacağını, nasıl şeyler yapacağını onu anlatıyor. O da uyguluyor. Bu şekilde projeler de oluyor. Peki ileride hedefin nedir? Şu anda ben yüksek lisans düşünüyorum. Ardından da bir şirket açmayı düşünüyoruz. Bu faaliyetleri burada Türk arkadaşlarla Medikorea altında bir şey açtık. Bir kulüp gibi bir platformu, dernek. İşte onu kalibrasyon merkezleri yapmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'den Afrika ülkelerine öyle bir vizyonumuz vardır yani. Başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, gördüğümüz gibi fakülteden memnunluk seviyesi oldukça yüksek. Evet. Öğrencilerimizin tabii hepsinin mezun olduktan sonra bir hedefi var. Fakültenizdeki mezunlar ne gibi işler bulabilirler? Tabii toplumun yaşam düzeyinin yükselmesi ve sosyal hayatın gelişmesi, bilgi ve teknolojinin üretilmesi ve bunların toplumda yaşamda kullanılmasıyla gerçekleşiyor. Bilgi ve teknoloji üretilmesi ve toplumda kullanılmasına doğrudan mühendisler sorumlu olması nedeniyle ülkelerin kalkınmasında mühendislerin öneminin oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Hatta bazı ülkelerde mühendis mezun sayıları ülkenin gelişmişlik kriteri olarak değerlendiriliyor. Bunlar aslında bizim için çok olumlu göstergeler. Biz kurulduğumuz yıldan itibaren günümüze kadar 3422 mühendisi ülkemize kazandırdık. Bunun 493 tanesi de 493 mezununu geçen yıl 2017-2018 eğitim öğretim yılında verdik. Mezunlarımız çoğunluk genellikle kamu kurumları, kendi branşlarıyla ilgili ülkemizde faaliyet gösteren kamu kurumları ve özel şirketlerde çalışıyorlar. İstihdam oranı da gerçekten yüksek. Yani istihdamla ilgili resmi rakamlara baktığımızda mühendislik mezunlarının istihdam oranının ülkemizde üst seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Evet, birçok meslek grubuna göre iş bulma imkanı çok bu bölümde. Peki eğitimin yanında tabii ki de sosyal faaliyetler de önemli, kültürel faaliyetler daha önemli tabii ki de. Üniversitenizde, fakülte bünyesinde kulüpler ve yapılan etkinlikler nelerdir? Üniversite eğitimi, üniversite yaşamı aslında dersten ibaret değil. Ben öğrenciler ilk geldiğinde birinci sınıftan itibaren onlara söylüyorum. Evet, derslerinizi ihmal etmeyin. Ancak bunun yanı sıra kendinizi sosyal yönden, kültürel yönden gelişimize katkı sağlayacak etkinliklere ve faaliyetlere de katılın diye özellikle tavsiye ediyoruz. Sadece ben değil, fakültemizde bütün hocalarımız bu yönde telkinde bulunuyorlar öğrencilere. Tabii onların da bu açıdan gelişiminin sağlanmasında kulüp ve toplulukların önemi oldukça fazla. Öğrenciler işte mesleki, eğitsel, sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal yönden gelişimini sağlamada çeşitli etkinlikler üniversitemizde kulüp ve topluluklar vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Üniversitemizde toplam 86 kulüp ve topluluğun olduğunu söyleyebilirim. Bu 86 kulüp ve topluluğun 37'si öğrenci kulübü, 49 tanesi de topluluk şeklinde faaliyet gösteriyor. Bunların 6 tanesi 6 öğrenci kulübü ve 3 topluluk bizim fakültemiz bünyesindeki öğrenciler ve akademik personelimiz tarafından faaliyetleri sürdürülen birimler. Bunlar neler olduğuna bakacak olursak, işte biyomedikal mühendisliği kulübü, harita kulübü, İnşaat Mühendisliği Kulübü, Kimya Mühendisliği Kulübü, Elektrik Kulübü, Gıda Mühendisliği Kulübü, fakültemizdeki öğrenci kulüpleri, Satranç Topluluğu, Genç Akademi Öğrenci Topluluğu ve Kütüphane Topluluğu ise bunlar da topluluk düzeyinde fakültemizde faaliyet gösteriyorlar. Hem kulüplerin hem de toplulukların genel anlamda faaliyetlerine baktığımızda
düzenli bir şekilde gerçekleştirilen işte birinci sınıf öğrencilerine yönelik hoş geldin toplantıları, hoş geldin çayı veya bir yemek şeklinde onlara işte gerek fakültemizde gerekse üniversitemizin tanıtımı, ilimizin tanıtımının yapıldığı etkinlikler bunlar. Diğer taraftan 4. sınıf öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamaya yönelik kariyer günlerimiz oluyor. Her yıl bahar dönemlerinde gerçekleştiriliyor. Bu kariyer günlerine sadece öğrenci, akademik personel katılmıyor. Aynı zamanda ilgili bölümlerin sivil toplum örgütleri, sektör temsilcileri bunlar da katılarak öğrencilere hem etkinlikler kapsamında söyleşi, seminer gibi toplantılar da yapılıyor hem de onlara iş yaşamı ile ilgili bilgiler veriliyor. Bu sayede biraz daha öğrenciler öğrencilik hayatından meslek hayatına yumuşak bir geçiş yapıyorlar. Biraz daha geleceğe bakışları daha da olumlu oluyor, bunu söyleyebilirim. Bunun dışında işte kulüplerimizin yaptığı bazı faaliyetlerden hemen hızlı bir şekilde bahsetmek gerekirse, biyomedikal mühendisliği bölümü mesela her yıl düzenli bir şekilde uluslararası Expobet biyomedikal fuarına öğrencilerin katılımını sağlıyorlar. 2017 yılında mezunlar için ağaç dikme etkinliği gibi bir sosyal bir etkinlik düzenlemişler. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü, bilmiyorum hiç duymuş muydunuz? Evet. Biz 5 Aralık'ta bunu 2 yıldır fakülte olarak kutluyoruz. Biyomedikal kulübü de çok etkin bir şekilde bizim bu faaliyetlerimize destek sağlıyor. Kan bağışı farkındalık konseri düzenlemişler. Onun dışında harita kulübünün işte teknik kültürel geziler düzenlediği, kariyer günleri yaptığı, sosyal projeler, sempozyumlar gerçekleştirdi. Köy okullarına kütüphane kurulması gibi toplumsal projeler gerçekleştirdiklerini görüyoruz. İnşaat Mühendisliği Kulübü ise köy okulu etkinliği kapsamında İhsaniye ilçesinin Beyköy İlkokulu'nun öğrencileri de bir araya gelmişler. Yine özel bir şirket tarafından kampüse getirilen eğitim tırında da hem uygulamalı anlamda hem de şirketin personel tarafından teorik bilgiler verildi. Bu da öğrencilerle sektörün bir araya geldiği güzel etkinliklerden bir tanesiydi. Kimya Mühendisliği bölümü de yine hem tanışma çayı, mezun öğrencilere yönelik diğer aktiviteler ve bunun yanı sıra ilimizde görev yapan tecrübeli konusunda uzman kimya mühendislerini üniversitemize davet ederek öğrencilerimize seminer, söyleşi gibi bilimsel toplantılar organize ediyorlar. Öğrenci topluluklarından hemen kısa bir şekilde bahsetmem gerekirse satranç topluluk çok aktif. 150'ye yakın üyesi var. Öğrencilere satrancı öğretmeyi hedefliyorlar. En önemli şey o, amaçları. Tabi bu kapsamda da Satranç Federasyonu Afyon İl Temsilciliği kanalıyla her yıl satranç turnuvaları düzenliyorlar. Genç Akademi Öğrenci Topluluğu da yine öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak gezi, ziyaretler, bilimsel toplantıları organize ediyor. Evet. Son bir toplumumuz da kütüphane topluluğu. Hocam, faaliyetlerimiz bayağı gördüğünüz gibi çok çok fazla. Yoğun. Öğrencilerimizin konuşmamın başında da söylediğim gibi sadece eğitim öğretim anlamında değil, onların da sosyal ve kültürel açıdan hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Mühendislik fakültesi ve bölümleri sayısal bir bölüm olmasına rağmen sosyal alanda da çok faal ve etkinler öğrencileriniz. Evet. Muhtemelen öğretmenleriniz de böyledir zaten. Tebrik ediyorum bu konuda sizleri. Şimdi çok kısa bir araya gidelim, ondan sonra devam edelim. Tamam. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Evet, reklamların ardından konuğumuz
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Yıldız'la beraberiz tekrardan hocam. Gerçekleştirilen etkinlikler demiştik az önce hocam. Şimdi bu konudan biraz daha bahsedelim. Bizi açar mısınız etkinliklerinizi? Fakültemizde tabii eğitim, öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sempozyum, kongre, konferans, seminer, teknik geziler, kariyer günleri gibi bilimsel ve sosyal etkinlikler de oldukça fazla miktarda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2018 yılında yapılan faaliyetlere bakacak olursak bir söyleşi, bir sempozyum, bir adet kongre, iki tane konferans, iki kariyer günleri, iki tane öğrencilerin eğitimi sırasında gerekli olan bir program eğitimi, bilgisayar programı eğitimi ve 7 tane de teknik gezinin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Hem bilimsel hem kültürel hem de sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Bu tabii son 2018 yılının rakamları. Aslında baktığımızda fakültemiz belli periyotlarda hem ulusal ölçekte hem uluslararası ölçekte sempozyum ve konferans gibi bilimsel toplantılar organize ediyor. Bunlar neler olduğuna bakacak olursak mesela ilimizle özdeşleşmiş mermer ve doğal taş sempozyumu var. Daha sonra bu uluslararası ölçekte yapılmaya başlandı. Seramik Kongresi de uluslararası katılımlı olarak son iki dönemdir ilimizde yapılıyor ve Mühendis Fakültesi'nin öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu yine fakültemiz öğretim üyeleri tarafından organize edildi ve çok sayıda katılımcı oldu bu sempozyuma. Türkiye Ulusal Fotogrametre ve Uzaktan Algılama Sempozyumu fakültemizin harita mühendisliği bölümü öğretim üyeleri tarafından yapılan bir organizasyon. Bu da çok ses getirdi. Katılım gerçekten fazlaydı. Aktif Tektonik Araştırma Grubu'nu yaptık 2017 yılında jeoloji mühendisliği bölümü olarak. Depremin konuşulduğu bir sempozyumdu bu. Bu da yani 21.si düzenlenmişti Afyon'da. Yani o ana kadar yapılmış en güzel sempozyum olduğunu katılanlar söyledi. Geçen yılda 2018'in Şubat ayında üniversitemizin de paydaş olduğu Uluslararası Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineral Sular Sempozyumu'nu yaptık. Afyon'la özdeşleşen bir konu evet, bu. Evet, yani Afyon'un en önemli sektörlerinden bir tanesi. Gerçekten bu bahsettiğim sempozyumlara dışarıdan hem yerli hem de yabancı araştırmacılar çok sayıda geldiler. Burada bu bahsettiğim sempozyum konularla ilgili yoğun böyle tartışmaların, konuşmaların geçtiği ortam yarattık biz. Ve sempozyum ve konferanslar bittiğinde çok memnun ayrıldılar. Tabi bunda fakültemizin öğretim üyelerinin katkıları son derece fazla. Siz zaten bildiğim kadarıyla bu konuda uzmanlığınız. Evet, onların katkıları oldukça fazla. Bunun yanı sıra şunu da söyleyebilirim. Gelen misafirlerimiz şunu söylüyor. Biz Afyon'u hiç böyle bilmiyorduk. Yani oteller, oraların otellerin ortamı, konforu, jeotermal suyun sağladığı rahatlık bunların hepsini gördükten sonra oldukça rahatlamış ve dinlenmiş olarak hem de kendi konularında bilgi sahibi olmuş olarak ilimizden ayrılıyorlar. Dediğim gibi bu toplantıda çok sayıda katılımcı geldi. Ülkemizin değişik üniversite kurumlarından katıldılar ve farklı konular tartışıldı. Biz bu sene de yine aynı şekilde devam edeceğiz. Fakültemizde bu yıl iki tane etkinlik şu an 2019 yılı takviminde gözüküyor. Bir tanesi böyle fakültemiz İnşaat Mühendisliği tarafından organize edilecek. iCivil Tech isminde İnşaat Mühendisliği Kongresi Afyon'da ilk defa yapılıyor. Türkiye'de de ilk olacak. Uluslararası formatta düzenlenecek bir kongre. Bu kongrede çok sayıda yabancı katılımcı bekliyoruz. Diğeri de Uluslararası Katılım Seramik Kongresi. Son iki kongre Afyon'da yapılmıştı. Bizim Malzeme Bilim ve Mühendisliği bölümümüzün öğretim üyeleri tarafından organize edilen bir kongre. Yine bunda da memnuniyet düzeyi gerçekten çok yüksekti. Şimdi üçüncüsünü yine bu yıl düzenlemeyi planlıyoruz. Tabii böylece biz bir yandan bu konularla ilgili bilimsel tartışmalar yapılırken bir yandan da hem ilimizin hem üniversitemizin tanıtımını yapıyoruz. Bu da gerçekten bu açıdan baktığımızda gerçekten önemli bilimsel aktiviteler olduğunu söyleyebilirim.
Tabii fakülte olarak siz bir de sürekli gelişen ve üreten bir fakültesiniz. Mühendislik fakültesi olmasından mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama birçok üretilen şey var fakültenizde. Bu noktada araştırma geliştirme çalışmalarınızdan bahsedebilir miyiz biraz? Üniversiteleri diğer eğitim kurumlarından ayıran önemli özellik, faktör araştırma geliştirme faaliyetleri. Bu nedenle fakültemizde araştırma geliştirme faaliyetlerine biz oldukça fazla önem veriyoruz. Biraz evvel o videoda da seyrettik. Yani laboratuvar ortamlarımız gerçekten iyi. Çok sayıda laboratuvarlarımız var. Bunların içi teknik cihazlarla donatılmış. Ve bu ARGE çalışmaların neler olduğunu şöyle bir bakacak olursak, öncelikle tabii ilimiz ekonomisi için önem taşıyan işte doğal taş, gıda, jeotermal, yenilenebilir enerji ve sağlık alanları başta olmak üzere elektrik donanımıyla çalışan otomobil tasarımı, elektrik mühendisliği bölümümüzün projesi bu. Her yıl düzenli bir şekilde TÜBİTAK tarafından düzenlenen elektrikli arabalar yarışmasına da katılıyorlar. Yani dereceye de girdiler. Yani çok başarılı bir ekip var elektrik mühendisliği bölümünde. Yeryüzünün ölçülmesi, haritalanması ve modellenmesi üzerine harita mühendisliği bölümünün çalışmaları var. Ve hem TÜBİTAK ölçeğinde hem üniversitemizin BAT biriminden aldıkları projelerle bu projeleri çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Maden kaynaklarının aranması, üretilmesi, zenginleştirilmesi, madenlerin aranması kısmında jeoloji mühendisliği bölümüyle maden mühendisliği bölümü ortaklaşa projeler düzenliyorlar. Madenlerin üretimi ve zenginleştirilmesi maden mühendisliği bölümünde yoğun bir şekilde yapılan projelerin ana temasını oluşturuyor ve gerçekten çok ciddi projeler yapılıyor. Yani TÜBİTAK, DPT eski adıyla şimdiki isminde kalkınma projeleri yapıldı. Çok sayıda bu konularda yetişmiş doktora ve yüksek lisans öğrencilerimiz var. Deprem kaynaklarının araştırması üzerinde projeler yapıyoruz. Bizim çoğunlukla bizim bölümümüzde yapılan çalışmalara, jeoloji mühendisliği bölümünde gerçekleştirilen bu projelere fakültemizin harita mühendisliği bölümüyle inşaat mühendisliği bölümünden araştırmacılar destek veriyor. Yani multidisipliner çalışmanın gerçekleştiği projeler. Günümüz teknolojisi ve ihtiyaçlarına uygun depreme dayanıklı konut ve mühendislik yapılarının tasarımı ve yapımı konularında da inşaat mühendisliğinin bölümünün yoğun çalışmaları var. Ciddi çalışmalar yaptılar, projeler gerçekleştirdiler bu konuda. Değişik malzemelerin tasarım ve uygulamaları konularında ise fakültemizin malzeme bilimi ve mühendisliği bölümü yoğun çalışmalar yapıyor. Çok başarılı projeler gerçekleştirdiler, ciddi sonuçlar da aldılar. Tabii bu bahsettiğim konuların tema olarak işlendiği, çalışıldığı projelerin 2018 yılındaki dağılımını şöyle verecek olursak, 2018 yılında 7 adet TÜBİTAK projesi gerçekleştirmiş. Bu çok önemli bir rakam. 1 adet TAGEM diye isimlendirilen Tarım Bakanlığı'nın araştırma projesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından yapıldı, sonuçlandırıldı. Son derece başarılı bir projeydi. 43 tane de BAP projesi dediğimiz üniversitemizin bilimsel araştırmalar proje koordinatörlüğü tarafından desteklenen projeler yapılmış. Toplam 51 tane proje sonuçlandırılmış ve bunların bir kısmı da devam ediyor. Bunların toplam bütçesi 1.293.500 TL. Önemli bir rakam. Ciddi bir rakam. Tabii biz bu yıldan itibaren üniversitemiz bir değişime uğradığı için biliyorsunuz sağlık bilimleri ile ilgili bölümler Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bünyesinde faaliyetine başladı 2018 yılında. Buna bağlı olarak da BAP bütçesinde BAP bütçesinde küçülmeler, biraz bütçede kısıtlamalar meydana gelecek. Bunu da şöyle aşmayı planlıyoruz. Biraz daha böyle TÜBİTAK gibi, kalkınma ajansları gibi dış kaynakların desteklediği projelere akademik personelimizi yönlendirerek araştırma faaliyetlerimizi bu şekilde devam ettirmeyi planlıyoruz. Dün hatta bu konuda farkındalık yaratmak üzere üniversitemizde TÜBİTAK kurumunun başkan danışmanı olan öğretim üyesi hocamız geldi. Ve TÜBİTAK bünyesinde desteklenen, verilen projelerin tanıtımını yaptılar. Çok sayıda da katılım oldu.
Bu mesela hocamızın verdiği rakamlarda TÜBİTAK'ın resmi rakamlarına göre son 10 yıl içerisinde yaklaşık 250 adet üniversitemizden proje başvurusu yapılmış ve bunun yaklaşık 50 tanesi kabul edilmiş. Bu tabii düşük bir oran, ancak TÜBİTAK'ın kabul oranlarına baktığımızda bu rakamın %10 ile %15 arasında değiştiğini gördük. Yani bizde de 250 projenin 50 tanesi kabul edilmesi bu oran dahilinde olduğunu düşünüyoruz. Burada en sevindirici ve bizim açımızdan dikkat çekici yön, bu başvurulan ve kabul edilen projelerin önemli bir bölümünün mühendis fakültesi öğretim üyeleri tarafından yapılmış olması. Tabii oradaki sunumu görünce ben memnun oldum. Ancak bu durum bizi gelecekte daha fazla sayıda proje önermemiz ve kabul etmemiz yönünde teşvik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu rakamlar aynı zamanda şunu da açıklıyor. Üniversitemizin araştırma geliştirme misyonuna fakülte olarak biz ciddi destek sağlıyoruz. Zaten bunu da devam ettirmeyi planlıyoruz. Ancak tabii projelerin yapılması için ciddi bir finansal desteğe ihtiyacımız var, bütçeye ihtiyacımız var. Bunu da artık dış kaynaklardan nasıl sağlayabiliriz, bunun yollarını gelecekte arayacağız. Tabii bu bahsettiğim kurumların dışında bizim üniversite bünyesinde üniversite sanayi ve üniversite kamu kurumları işbirlikleri kapsamında yapılan faaliyetler de var. Bu faaliyetler iki farklı şekilde gerçekleşiyor. Bu yöntemlerden ilki ve en önemlisi üniversitemizin döner sermaye işletme müdürlüğü bünyesinde yürütülen faaliyetler. Burada gerek kamu kurumlarından gerekse özel sektörden mühendislikle ilgili bizim bölümlerimiz ve buradaki hocalarımızın branşıyla ilgili bir mühendislik problemi olduğunda onu çözüm için üniversitemize başvuruyorlar ve döner sermaye işletme müdürlüğü kanalıyla biz bunlarla ya proje geliştiriyoruz veya danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Birinci yöntemimiz bu. Diğer yol ise 2015 yılında Afyon ilinde Uşak Üniversitesi ile birlikte Zafer Teknopark Anonim Şirketi kuruldu. Yani fakültemizdeki ve üniversitemizdeki hocaların kamu ve sanayideki sanayi ile ortaklaşa proje yürütmesinde başka bir platform ve ortam oluştu. Gerek döner sermaye işletme müdürlüğü gerekse Zafer Teknopark bünyesindeki faaliyetlere baktığımızda döner sermaye işletme müdürlüğü bünyesinde 19 adet danışmanlık faaliyetinin ve 4 tane projenin 2018 yılı içerisinde büyük bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının da devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunların örneği mesela danışmanlık faaliyetleri sonucunda 55 bin civarında bir gelir elde ederken üniversitemiz 4 adet proje sonucunda da 73.800 gibi bir rakam da gelir olarak üniversitemize sağlamış bulunmaktayız. Zafer Teknopark bünyesinde de 2018 yılı içinde fakültemiz öğretim üyelerinin 23 tane öğretim üyesinin görevlendirildiğini görüyoruz. Bu görevlendirme işte Zafer Teknopark bünyesindeki gelen projelerin değerlendirilmesi şeklinde hakemlik, ondan sonra Zafer Teknopark'a başvuran firmaların mühendislik problemlerine çözümler üretmek adına danışmanlık ve proje çalışmalarını kapsıyor. Yani 23 tane rakam çok önemli. 98 tabii öğretim elemanımız var. 65 öğretim üyesi içinde 23 %30 civarında bir orana karşılık geliyor. Bu da önemli bir rakam olduğunu düşünüyorum. Evet, çok ciddi rakamlardan bahsediyorsunuz hocam gerçekten. Tabii burada şunu da eklemek istiyorum. Bunlar tabii proje faaliyetleri, araştırma geliştirme faaliyetleri. Bu projelerin en önemli çıktıları yayınlar. Onu ben tabii konuşmamın sonuna bıraktım bu bölümdeki. Projeler bir mühendislik probleminin çözümü için geliştirilen bilimsel çalışmalar. Ama en önemli çıktılar da bizim üniversitemiz açısından değerlendirildiğinde yayınlar oluşturuyor. Tabii üniversitenin akademik performanslarının değerlendirilmesinde çıkan yayın sayısı ve bu yayınlara yapılan atıflar oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu hem ülkemiz için de geçerli hem de dünyada önemli bir
değerlendirme ölçütü olarak göz önünde bulunduruluyor. Yayın sayısı bir akademisyenin veya akademisyen grubunun akademik çıktısını, atıf ise bu çıktının akademik dünyada yarattığı etkiyi ölçüyor. Bu açıdan hem yayın sayısı hem de atıflar oldukça önemli. Bizim 2018 yılında fakültemizdeki öğretim elemanları tarafından, akademik personel tarafından yapılan yayınların dağılımını vermek istiyorum ben. Citation Index'te taranan uluslararası dergilerde basılmış 35 adet makalemiz, ulusal dergilerde 25 adet ulusal makalemiz, sempozyum, kongre, konferans gibi etkinliklerde, ulusal ve uluslararası etkinliklerde sunulmuş 103 tane uluslararası bildiri, 129 tane de ulusal bildirinin yapıldığını görüyoruz. Bu yayınlara 2018 yılında 1619 tane atıf yapılmış. Bu da gerçekten çok önemli bir rakam. Hem üniversitemiz hem de fakültemiz açısından. Yani atıf yapılmış derken insanlar tezlerini yazarken bunlardan da alıntılar, evet, yapıyorlar yani demek istiyorsunuz. Yani bir çalışma yapıyorsunuz. Çalışmayı yaparken sizinle benzer konuyu çalışmış bir başka akademisyenin, araştırmacının yayınını, o yayında kullandığı yöntemi, ulaştığı verileri kaynak göstererek faydalanabiliyorsunuz. Burada kendi çalışmanıza yapılan her kaynak gösterme atıf olarak değerlendiriliyor. Bu, dediğim gibi, yani akademik çıktının dünyada yarattığı etki ölçmesi açısından gerçekten önemli bir gösterge bu. Bu verdiğim yayınların öğretim üyesi başına düşen sayılarını da vermek istiyorum ben. Çünkü bu da biraz evvel söylediğim gibi gerek ülkemizde gerekse dünyada üniversitelerin performanslarını ölçen, değerlendiren en önemli göstergeler. Fakültemizde öğretim üyesi başına 0.92 Citation Index ve ulusal makalenin yapıldığını görüyoruz. 3.57 de uluslararası ve ulusal bildiriler yapılmış. Bu sayılar bizim üniversitemizin stratejik planında öngörülen rakamlarla oldukça uyumlu. Ancak biz, evet, tabii bunu yeterli görmüyoruz. Biraz evvel projeleri anlatırken de söylediğim gibi biz gelecekte hep daha iyi, daha yukarı, daha yüksek sayıda yayın, makale, proje yapmayı hedefliyoruz. Evet hocam, öğretim elemanlarının yaptığı etkinliklerden ve faaliyetten bahsetmişken bir de öğrencilere geçelim diyorum ben. Kalan videomuzun devamını izleyelim öğrencilerimizle yapılan röportajların, tamam, isterseniz. Adım Yılmaz Küçük, Zonguldaklıyım. Elektrik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Mühendisliği lise yıllarımdan beri isteyerek tercih ettim. Elektrik mühendisliği tercih etmemdeki temel sebep, elektrik mühendisliğin temel amaçlarından birisi olan elektrik enerjisinin iletim, üretim ve dağıtımında gerekli sistemlerin tasarım ve geliştirilmesini yapan mühendislik dalı olduğu için kendimi bu alana yakın gördüm ve üniversite tercihimi elektrik mühendisliğinden yana kullandım. Elektrik mühendisliğinin önemli noktalarından birisi de 4 üniversitede eğitim veriliyor ülkemizde ve Afyon Kocatepe Üniversitesi de bu 4 üniversiteden birisi. Bu bağlamda fakültemizin, bölüm başkanlığımızın ve üniversite yönetimimizin bize sağladığı imkan ve olanaklar oldukça geniş. Laboratuvar imkanlarımız diğer bölümlere nazaran biraz daha geniş, özellikle yüksek gerilim yenilenebilir enerji gibi bir takım özel ve daha maliyetli laboratuvar imkanlarımız, test ve deney yapma olanaklarımız daha geniş. Bunun yanı sıra bölümümüz içerisinde elektrik kulübü adı altında sosyal faaliyet gösteren bir kulübümüz var. Fakültemiz ve bölümümüz kulübümüzü destekliyor, teknik geziler, kariyer günleri yapma olanaklarımız oluyor. Bu sayede üniversite sanayi işbirliği içerisine bir adım daha yaklaşma şansı elde ediyoruz ve sektördeki firmalarla öğrenci arkadaşlarımız arasında bir bağ kurulması sağlanıyor. Bunun yanı sıra bölümümüz 2015 yılında katıldığı TÜBİTAK verimlilik yarışlarında AkkuMobil adında tasarladığı ve ürettiği tamamen okulumuzun imkanları doğrultusunda hiçbir sponsor almadan aracımız yerli ürün teşvik ödülü aldı. Daha sonrasında 2015 inovasyon fuarında Cumhurbaşkanımız ve dönemin bakanlarına sergilenme suretiyle basına ve ülkemiz medyasına tanıtıldı. Bunun dışında öğretim üyelerimiz alanlarında uzman ve saygın araştırmalara olan kişiler, derslerde olsun, laboratuvarlarda olsun bize mümkün mertebe yakın ve bir şeyler öğrenmemiz için çaba gösteren kişiler.
Adım Betül Özkan, gıda mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Normalde ailemle beraber İstanbul'da yaşıyorum. 4 yıldır üniversite için Afyon'dayım. Gıda mühendisliği ve Afyon benim için biraz şans eseri oldu aslında. Planladığım bir şey değildi. Ama Afyon'a geldikten sonra buradaki üniversite hocalarım, bölümüm çok fazla sevdim ve bu işi en iyi şekilde yapmak istediğimi düşündüm. Aynı zamanda gıda mühendisi kulüp başkanıyım üniversitemizde. Sosyal etkinliklerimiz de oluyor. Abdülvahit, Burkina Faso'dan geliyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde maden mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Evet. Şimdi maden mühendisliğinden veya bölümünden memnun muyum? Evet, memnunum çünkü gerekli imkanlar var. Bir de biliyorsunuz Afyon oldukça maden bakımından zengin bir bölgedir. Yani istihsali biliyorsun, mermerleri falan. Onun için bizim için bir avantaj yani pratik yönden. Laboratuvarda da gerekli cihazlar var ve hocalarımız oldukça da deneyimlidir. Onun için geri kalanı bize kaldı yani. Akının üzerinde hiçbir şekilde bir etki yapmayacağı için her iki durumda da akının aynı şekilde olacağını söyleyebiliriz. Evet, VTR'de gördüğümüz gibi Türk öğrenciler kadar yabancı öğrenciler de fakültenizden oldukça memnun. Hocam, birçok mühendislik fakültesi olduğunu biliyoruz. Sizi bu diğer mühendislik fakültelerinden ayıran güçlü yönleriniz nelerdir? Ülkemizde mühendislik eğitimi mühendislik ve teknoloji fakülteleri tarafından veriliyor. Bunların sayısı günümüzde 172'ye ulaşmış. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Düşünün, bu kadar fazla sayıda fakültenin olduğu bir ülkede mezun sayısı da buna paralel olarak artış gösteriyor. Ve bu durum fakülteler arasında, üniversiteler arasında ciddi yarışların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bizim diğer fakültelerden farklı olan, onlardan farklı kılan yanlarımız, ben 5 başlık altında topladım. İlki, konusunda uzman, üretken, genç ve dinamik akademik personel sahip olmamız. Programın başında bu rakamları verdim. Yani hocalarımız gerçekten konusunda uzman ve hem eğitim öğretim faaliyetlerinde hem de akademik çalışmalarda bunun etkisini, olumlu etkisini görüyoruz. Bir diğer öne çıkan yönümüz teknolojik cihazlarla donatılmış yeterli sayıda laboratuvarın varlığı, bunların bulunması. Laboratuvar bloğu içerisindeki 37 tane laboratuvarda teknolojik cihazlara donatılmış laboratuvarlarımız var. Bunun dışında şunu da söylemem gerekiyor. Bu laboratuvarların bir bölümü
öncelikle Afyonkarahisar'a daha sonra da ülkemize hizmet sunuyor. Bunlardan bir tanesi akredite doğal taş analiz laboratuvarı. Bu laboratuvarın şöyle bir özelliği var. Ülkemizde akredite olan ilk laboratuvar özelliği taşıyor. 2008 yılında faaliyete geçti ve mermer ve doğal taş sektörüne yönelik analizler gerçekleştiriyor. Diğeri de biyomedikal mühendisliği bölümündeki kalibrasyon laboratuvarımız. Bu laboratuvarda da ilimizdeki hastanelerde yoğun bir şekilde kullanılan o medikal cihazların kalibrasyonu gerçekleştiriliyor ve bu sayede hem ilimizdeki hastanelerle hem dal laboratuvarı faaliyetleri nedeniyle mermer ve doğal taş sektörü çok sık ilişkilerimiz var. Ben şunu söylüyorum, bu laboratuvarlarımız bizim fakültemizin sektör açılan kapıları özelliğini gösteriyorlar. Bir başka bizim farklı olan ve üstün olan yönümüz ise Afyon ekonomisinin lokomotif olan sektörlere yönelik bölümlerimizin olması. Bu sektörleri yine söylemiştim, mermer, doğal taş, gıda ve jeotermal. Yani Afyon için olmazsa olmaz sektörler. Bizim maden, jeoloji, gıda mühendisi bölümlerimiz hem bu sektörlere yönelik mühendis yetiştirmesi hem de Ar-Ge çalışması yapma anlamında katkı sağlıyorlar. Tabii mühendis fakültelerin sayısı fazla olunca bu yarış içerisinde öne çıkabilmenin yolu kaliteli eğitim vermekten geçiyor. Ve biz de eğitimimizdeki kaliteyi daha da üst seviyeye çıkarmak için YÖK'ün tescil vermiş olduğu kısa adı MÜDEK olan Mühendislik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu'na başvurduk. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için inşaat ve harita mühendisliği bölümlerinin normal ve ikinci öğretim programlarında akreditasyon başvurularımız yapıldı. Hedefimiz kaliteli bir eğitim, nitelikli mühendis yetiştirmek. Bu kapsamda da inşallah bu akreditasyon süreci bizlere katkı sağlar diye düşünüyoruz. Evet, son şey ise fakültemizin öne çıkan son söyleyebileceğim yönü, fakültemiz öğretim elemanlarının aktif olarak görev aldığı uygulama araştırma merkezleri. Yani uygulama araştırma merkezlerinin üniversite içindeki şöyle bir misyonu var. Üniversitelerin araştırma geliştirme faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yürütüldüğü birimler bunlar. Rektörlük bünyesinde faaliyet gösteriyor. İşte teknoloji uygulama araştırma merkezi, jeotermal, mineralli sular, maden kaynakları uygulama araştırma merkezi, deprem, gıda kontrol, yapı malzemeleri, güneş ve rüzgar enerjisi, uzaktan algı ve coğrafi bilgi sistemleri ve su kaynakları uygulama araştırma merkezi olmak üzere üniversitemizdeki 33 uygar merkezinin merkezinden 8'inin yöneticilikleri ve idareleri bizim fakültemizdeki öğretim elemanları tarafından yapılmakta. Bu da bizi yine farklı kılan hususlardan bir tanesi. Evet hocam. Evet, süremizin de sonuna geldik. Bize mühendislik mesleğini ve mühendislik fakültesini tanıttığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Böyle bir imkan sağladığınız için. Evet, Üniversite Saati programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Yıldız'dı. Hoşçakalın.